Merhaba arkadaşlar. Bugün borsa günlüğü tutma hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. İlk başta yasal uyarıyı göstereyim. Borsa kursu da vermekteyim. Borsa kursu almak için koraygucli@gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışında olduğum için borsa kursu uzaktan erişimli özel bir programla olmakta. Herkesin kullandığı uzaktan video konferans programıyla. İlk başta benim de kursu aldım. Alexander Elder'in bir sözüyle başlayacağım. İyi bir risk kazanç oranına sahip işlemleri beklemek esastır borsada. Bunu beklemek için sabırlı olmak gerekir. Sabırlı olmak da borsacının bir erdemidir. Risk kazanç oranı nedir? Bunu kursta daha iyi açıklıyorum. Yani bir koyup 3 alma, bir koyup 5 alma, bir koyup 0,5 alma sizin için kazançlı bir işlem değil. Risk kazanç oranınızın iyi olduğu yerleri bekleyip bu yerlerde işlem yapmak sizin için daha yararlı olur. Borsa günlüğüne geçelim. Borsa günlüğü nedir? Borsa günlüğü tutmak, performansınızı ve kullandığınız stratejinin performansını anlamanız açısından size büyük avantaj sağlar. Böylelikle uyguladığınız stratejinin pardon, doğruluk oranını öğrenip daha güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemlerde daha çok güvenirsiniz, çekinmezsiniz işlem yaparken. Borsada tutarlı bir şekilde başarılı olabilmek için trader'ın kapsamlı bir öğrenme sürecinden geçmesi gerekir. Bu öğrenme sürecinde kullanılacak araçlardan biri de borsa günlüğüdür. Borsa günlüğü yaptığınız işlemleri geçmişe dönük görüp ona göre optimize etmenizi sağlar. Borsa günlüğü size bir referans olur. Performansınızı görürsünüz. Yaptığınız işlemleri görürsünüz. Gelecekte size geçmişe dönük yaptığınız işlemleri gösterip nerede hata yaptığınızı, nerede doğru yaptığınızı gösterir size. Peki borsa günlüğünün avantajları nelerdir? Borsa günlüğü kullandığınız stratejiler için bir çerçeve oluşturur. Ne demek bu? Örneğin kullandığınız stratejilerde doğru olan işlemlere bakıp bu işlemler hangi durumlarda daha doğru oluyor, hangi durumlarda daha çok hata yapma meyilli, bunları daha iyi şekilde geçmişte yaptığınız işlemleri yani tecrübeleri değerlendirerek görebilirsiniz. İkinci olarak duygusal verdiğiniz kararları ortaya çıkartır. Duygusal verdiğiniz kararlarla ne demek istiyoruz? Örneğin yaptığınız işlemlerde stratejinize uymayacak şekilde erken bir satış yaptınız ya da alım yaparken çok hızlı çıktığını düşündüğünüz hissenin duygusal bir şekilde tepkisel bir karar vererek stratejinize uymayacak şekilde alım yaptınız. Bu durumları hangi durumlarda duygusal karar veriyorsunuz, hangi durumlarda stratejinize uygun karar veriyorsunuz, bunu ortaya çıkartmanıza yardımcı olur. Bunun dışında zayıf ve güçlü noktalarınızı bulmanızı sağlar. Örneğin belli bir strateji kullanıyorsunuz, her şeyi iyi uyguluyorsunuz. Fakat bu strateji sizin örneğin iş durumunuza, işlem yapma sıklığınıza ya da herhangi başka sizinle ilgili bir duruma uymamakta. Ama başarılı olduğunuz işlemleri göz önünde bulundurup bunları değerlendirdiğinizde sizin güçlü noktalarınızı ve hangi durumlarda daha iyi işlem yapabildiğinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Zayıf noktalarınızı eleyip, gruplayıp, güçlü noktalarınızı daha öne çıkartıp,
Hangi noktalarda daha iyisiniz bunları gruplayıp ve bunları öne çıkartıp bunlara odaklanmak sizin başarılı olmanız için çok önemli bir noktadır. Bunu da çıkartmak için borsa günlüğünü kullanmanız gerekmekte. Ek olarak performansınızı, hangi stratejinin hangi performans sağladığını, hangi günlerde örneğin ya da hangi stratejinin örneğin tatillerden önce nasıl işlem performansı gösterdiğini, bunun gibi daha birçok sayılamayacak şekilde neredeyse avantajı oluyor. Çünkü yazdığınız günlük sizin tecrübenizi dokümente etmenizi, sabitlemenizi yardımcı olmakta. Geri dönüp baktığınızda yazılı bir kaynak olduğunda elinizde daha çok unutmaya meyilli olduğumuz için bunları kayıt halinde örneğin birkaç sene sonra da geriye baktığınızda ne yaptığınızı, ilk başladığınızda işlemlerinizin nasıl olduğunu, bu tür bütün her şeyi görmenize yardımcı olur. Hatta örneğin birkaç sene sonra geriye baktığınızda yaptığınız işlemlerin ne kadar saçma olduğunu bile düşünebilirsiniz. Bu açıdan günlük tutmak, birkaç sene önce yaptığınız işlemi hatırlayamayacağınız için günlük tutmak çok önemlidir borsada başarılı olabilmek için. Günlük nasıl tutulur? Excel tablosu nasıl hazırlanır? Bunları ek bir videoda anlatacağım. Evet, bugünlük de bu kadar. Sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.